Peki Burhan abi, burada Hasenan aşireti, Sıpkan Haydaran aşireti, bunlar hakkında malumat verebilir miyiz? Evet, Allah razı olsun. Şimdi Yusaseri malumunuz doğuda epey kalmış. Zaten Evet. şey olarak da şartlı zaten üstadımız. Hı. Burada Hasenan, Sipkan ve Haydaran aşiretleri genellikle doğuda yayılmış olan aşiretler. Bunlar Hı. hakkında izin verirseniz o zaman biraz bilgi vereyim ben. Tamam, Çünkü buyurun. meselemizin anlaşılması için bunların da bilmesinde fayda var. Evet. Hı. Hasenan aşireti Muş, Malazgirt, Hınıs, Erzurum Hınıs, Dersim yani Tunceli, Siverek Ovası, Kızıltepe Mardin Ovası, Zap bölgesinin yukarısı ve Ceylanpınar'a yakın Suriye topraklarında yaşadıkları bilmektedir. Geniş bir aşiret. Evet. Orijinal ismi Husnan'dır. 14. yüzyılda Arap gezginleri Zap bölgesinde yaşayan bir Kürt aşiretine kendi kaynaklarında Hasnan demişlerdir. Kimilerine göre Hasenan aşiretinin ana yurdu Zap bölgesidir. Kuzey Irak var ya. Evet. Ancak Hasenan aşiretinin Doğu Anadolu'daki tarihi 15. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Bu yüzden ana yurdu tam olarak belli değildir. Şimdi burada Yavuz Sultan Selim hem bunları hem de birazdan okuyacağım Haydaran ve Sipkan aşiretinin doğuya sefer düzenlediği vakit Çaldıran seferinden sonra İdris-i Bidlisi'nin de gayretleriyle Kürt aşiretlerini toparlıyor. Ve bunları Osmanlı'nın savunmasında, İran'a karşı ve Rusya'ya karşı savunmasında bunları kalkan gibi kullanıyor. Onun için bunlar çok sadık bir millet. Yani Kürtlerde çok sadakat var. Müthiş bir sadakat var. Sorgusuz, sualsiz. Biz niye bunu yapıyoruz demiyorlar yani. Onlara bir muhabbet ver. İstediğin işi yapıyorsun. Az bir adavet görsün ya da senden bir samimiyetsizlik görsün. Perişan eder. Onları mesela bazı kısımlar da Hertoşi'dir. Hertoşi çok acayiptir. Yani adam parçalar ne yaptığını da bilmez yani. Mesela bu Hasenan aşireti böyle bir aşiret. Geniş yayılımlı. Bunların demek ki üstadımızın ifadesine o anlaşılıyor. Hasenan aşiretin birbirlerine düşman iki kabilesi varmış. Geniş bir aşiret. Bunlar da kabilelere ayrılıyor. O Az önce saydığımız aşiretin gibi. içinde ayrı kabileler var. Evet. Bunlar birbirlerinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde yine de biliyorlar ki biz ne kadar birbirimize adam öldürsek de yine en sonunda birbirimize yarayacak bizleriz. Ama dışarıdan gelecek Sipkan ya da Haydaran aşireti oldu mu bunlar bize tam düşman diyorlar. Aslında tam düşman da değil. Bunlar yine birbirlerinin içerisinde girift olan şeyler var ama hissi olarak birbirlerine yabani bakıyorlar. Anladım. Ben istersen Sipkan'ı da okuyayım. Evet. Türkiye'de Kars, Digor. Digor da Kars'a bağlı bir ilçe. Erzurum, Diyadin, Diyadin Ağrı ilçesi, Ağrı'nın. Patnos, Muş Malazgirt, Tutak, bu da Ağrı'ya bağlı. Özellikle Paltokan köyü. Tekman, Tekman da yine Erzurum'a bağlı bir yer. Gibi Kürt nüfusun ağırlıklı olarak bulunduğu yörelerde yaşamaktadırlar. Kürdolog Major Soone, Sipkanlıları, Irak, İran sınırları ile Türkiye İran sınırında yaşayan Kürt aşiretleri olarak yazar. Şimdi bunlar da böyle bir aşiret. Bunlar da geniş yayılımlı yine. Haydaran aşireti Haydaran isminin dedeleri Molla Zadelerden Molla Haydar'ın soyundan geldikleri için kendilerine Hayderi aşireti denildiği rivayet edilir. İran'daki kısmı Milan ile Celali aşiretine komşu olarak yaşamaktadırlar. Asıl vatanları Van, Patnos, dikkat edersen bu bölge. Erciş ve Malazgirt civarıdır. Büyük ve geniş nüfuslu bir aşirettir. Muhammed Zeki Emin Bek bu aşiretin 1930'lu yılları verilerine göre 20 bin aileden oluşan her birisine de ortalama diyelim mesela 10 kişi olsa 200 bin nüfusu bir aşiret oluşan göçebe bir aşiret olarak Muş ve Urmiye arasında düşen bölgeleri kapsayan büyük bir aşiret olduğunu ifade eder. Cevdet Paşa tarihine göre Haydaranlılar Diyarbakır bölgesinde bulunan Meyafarging yöresindeki Şikaki aşiretin bir kolu olarak bilinse de bazı kaynaklar Haydaranların Hana yöresindeki Şikaki aşiretin bir kolu olarak Haydaranların Hana mezinden gelen Hertoşilerin. Biz mesela orada Hertoşi dedin mi? Çok böyle vahşi ve saldırgan mesela. Öyle biliniyor. Allah Mamedi konunun bir aşireti olduğunu iddia etmektedirler. Bu tez daha inandırıcı gelmektedir gibi.
Dolayısıyla Muş, Malazgirt, Van ve bu civarlarda da Haydaran aşireti gayet yayılmış bir şeydi. Dolayısıyla bu aşiretler arada bir birbirlerine bu manada saldırıda bulunuyorlar. Hasenan aşiretine bağlı ki kabile bir şey anlamışlar. Üstadımızın anlattığı bu. Hariçten bir ortak düşman zuhur ettiği vakit dahili adaletleri bırakmak olan bir maslahat ihtimali öğrenmişler. İttifak ediyorlar. Mesele bu yani. İttifak ediyorlar. Ama kendi aralarındaki o ittifak halindeyken kendi aralarındaki düşmanlıkları unutuyorlar. Dolayısıyla dışarıdan gelen düşmanın düşmana geçit vermiyorlar. Evet. Ya bu toplumsal siyasi şeyi, maslahatı onlar evet. uygulamışlar. Evet. Dolayısıyla biz de onlardan o dersi hiç olmasa Kur'an'ın hizmetkarı, medeniyet Muhammediye'nin, medeniyet Kur'aniye'nin temsilcileri olarak Bedevilerden bu dersi almamız lazım. Evet. Ki Bedevileşmeyelim. Bedevileşmeyelim. Allah razı olsun.